Efendim hatırlatmak istiyoruz. Hafta içi her gün 14.00 ile 16.00 arasında TV8 ekranlarında Survivor Extra sizlerin huzurunda olacak diyoruz. Hafta içi her gün 14-16 arasında sizlerin huzurunda olacağız. Hafta sonları cumartesi Survivor bittikten sonra sizlerin huzurunda olacağız. Bunları da şimdiden haber vermiş olalım. Ayrıca bu konuları değerlendireceğiz. Reklamdan sonra da sizin Twitter'dan sorularınızı cevaplayacağız. Survivor Extra #i ile yazdığınız sorulara yorumcularım cevap verecek tek X'te. tek X'te. diyorum. Ay pardon ya. <laughs> X X yani X oldu. X'te, X'te. X'te. <laughs> X'te arkadaşlar işte burada altta görüyorsunuz. X'te Survivor Extra şey yasaklandı tabii yasak mı oldu değil mi? Olur, değil mi eski, yani? eski ismi yani. Tabi Aynen öyle. <laughs> Hatta bu arada tweet şeyi gelmişken tweet konusu gelmişken bir Aleyna Kalaycıoğlu'nun bana tweet'i mi? Tweet'i denemeyin. Sen tweet'iye benzemiyorsun. Sen bildiğin sünger bobsun dedi kıza. <laughs> yani tabii tweet'i bir gözünüzle canlandırın. Sünger bobu. Murat abiye ben şimdi tweet'i ile sünger bob arasındaki farkı soracağım. Buyursunlar Murat. Abi benim için bu tanıtımdaki en önemli olay şu. Evet. Aranan adam ortaya çıktı. Kimmiş o? Turabiye posta koyacak adam. En sonunda bu ortaya çıktı. Özgür Baba. Özgür baba. Çok şükür mü diyorsunuz? Abi yeter. Yeter Allah rızası için Özgür baba seni tebrik ediyorum. Anından öpüyorum. Özgür baba çıktı artık kardeşim. Şimdiye kadar çıkmaması hata zaten. Sen özgürsün kardeşim. Yaşını başını almış. Özgür. Çık. Ağırlığını koy. Nedir bu tur abi şey abi herkese esir almış tur abi. Özgür baba çıktı. Tanıtımda inşallah ve inşallah geri vites yapmaz. Haydi Özgür. Yürü Özgür kim tutar seni be? Allah Allah. <laughs> <laughs> Özgür baba artık çıksın biri burama geldi biri çıksın ayıp yani biri de bir şey desin abi sonra kardeşim sen şimdi konseyde konuşuyorsun konuşuyorsun konuş ona bir şey diyorsun buna bir şey diyorsun artık Acun Ilıcalı da isyan etti ya bir dur kardeşim o bunu yapmasın o bunu yapmasın o bunu yapmasın o şunu yapmasın yeter kardeş verelim Survivor'ı al götür evine ya Allah Allah. <laughs> Buyurun. Murat abi çok neşelendi. Bu tanıtım beni de neşelendirdi bu arada. Keyfimi yerine getirdi. Şöyle, e, Özgür'den böyle bir çıkış ben de bekliyordum. Dedim ya az önce konseydeki gruplaşma vesaire zaten kendi belli etmişti. Özgür'ün de geri vites yapacağını hiç sanmıyorum bu arada. Performansıyla da desteklediği sürece söz hakkı onun da e, olur. Tanıtımla alakalı konuşacak mıyız yoksa yarını bekleyip acaba yarından sorayım bıraksam diyorum ama şöyle e, sorduğun için... Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> ben ben daha... senin ya. hiç alakası yok. Onun niye güldüğünü ben çok iyi biliyorum. Ben zaten Murat abicim canım benim. Şöyle e, Pınar'ın tabii ki benzetmeleri söylenmiyor hoş değil ama belli ki bir dolmuşluk var. E, bununla ilgili daha tabii bir dakika yetmez bana. Hanzadeciğim çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Efendim Survivor Extra kısa bir reklam arasından sonra bu sefer insana kadar bile gelemedi. Evet. <laughs> reklam, reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor X'de kaldığı yerden devam ediyor. İhsan Tarkan'da kalmıştık buyursunlar. Evet e, valla aslında programın açılışındaki konuşmamda bile bu tanıtımdan bahsetmiştim ben. Çok güzel bir tanıtım. Yani niye güzel? Çünkü mesela çok fazla konuşmadığımız iki isim. Pınar Saka. Özellikle hiç Pınar Saka'dan bahsetmiyoruz bile. Ama Pınar Saka ile Aleyna'nın arasında geçen bir takım böyle bir olaylar var. Ve birbirlerine bir bayrak açtılar. E, benzetmelere vesaireler şey çok e, katılmamakla beraber... Ee, en azından rahat rahat dile getirdikleri için ve böyle ne oluyor burada da bir şey varmış dediğimiz için e, beğendim tanıtımı. Tanıtımın sonundaki e, Özgür'ün Turabi ile ilgili söyleminin neden olduğunu çok merak ediyorum şu an. Bir şey yaşanmış olmakla çünkü bugüne kadar birçok şey yaşandı ama Özgür hiç böyle bir şey söylemedi. Ne oldu? Konu nasıl oraya geldi? Veya ne yaşandı ki şu an Özgür bunu söylüyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Yarın o yüzden iple çekiyorum. Sebeplerinden bir tanesini söyleyeyim ya, mi kendimce? Valla mesela Kırmızı takımı kaybedip Özgür mü yazıldı? Onu ben andım ya. Hani öyle bir şey olma ihtimalini vermiyorum. Özgür yazmazlar. Ama ne olmuş olabilir bilmiyorum. Sence? Ee, şu anda zaten Aleyna Gizem, Sercan, Özgür bir şekilde baş kaldırıp Ersin'i yazdılar ya o bile şu kavganın tabii çıkması Sercan'ın çıkması bile yeterli. Yeterli. Yani çünkü Tur abinin istediği olmadı. Diğer yarışmacılar baş kaldırıyor gibi bir pozisyona geldiler gibi hissediyorum ama devamı vardır. Bu fitili ateşlemiştir. Onun üzerine mutlaka belki adada karşılıklı laf atışmaları olmuşsa bu noktaya gelinmiş olabilir ama bence de hani bu olay bekleniyordu. Evet, bir de Acun abinin klasik böyle yarışmacıya bazen bir hat bildirme, bir ayar verme durumu vardır ya. Hı hı. Şu an e, bunu gördük. Mesela Hakan Atipoğlu ile ilgili bazen oldu böyle şeyleri. Şu an Turabi'ye de sanki yarın akşam bir şeyler söyleyecek. Ve çok doğru zamanda doğru yerde söyleyecek gibi geliyor bana. Çünkü Turabi fazla yönetmeye başladı. Yani eyvallah arkadaşlarını yönetir. Ona hiç kimse bir şey diyemez. Yani alır Nagihan'ı, Merve'yi <laughs> Ersin'i şöyle yap, böyle yapma, şunu yaz, bunu yazma. Amen Buna kimse bir şey diyemez. Ama kalkıp da ee, oradaki Acun abiye veya prodüksiyona böyle bir şeyler yapmaya kalkarsa o kadar da değil yani Sen yani eyvallah sana birileri bir şeyler veriyor bir hak veriyor Orada kal sen oradan fazla ileri gitme Evet efendim su, e, X Survivor Extra X hesabında yazdığınız soruları cevaplamaya çalışacağız Hızlı tur mu hızlı cevap Hızlandırılmış tur hızlandırılmış Hı -hı. tur Hı -hı. Cevaplayacağız. Cevaplayacağız Tamam Eee Sevgili Ekrem demiş ki Hilmi Cem Survivor'a geliyormuş. Doğru mu? Hadi bakalım İhsan Tarkan. Oh be. Ben Yağmur Banda'nın bile gireceğini ki Yağmur'u çok severim. İyi arkadaşımdır. Aysu'nun gireceğini biliyordum. Yağmur Banda'nın <laughs> bu akşam ekrana bakarken aa Yağmur Survivor'a girdi. Aa bir de Kırmızı Takım'a girdi şeklinde izledim. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. O yüzden ben acun medya bu. Ben Hilmi Cem'in gelmeyeceğini biliyorum normalde. Ama yarın akşam Hilmi Cem geldi. Hoş geldiniz derse şaşırmam. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Burası koskoca bir yapı. Survivor. Türkiye'nin Türkiye, <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en büyük yarışması. Tartışmasız. Yani bunun üstüne bir yarışma tabii ki yaklaşanlar vardır. Çok değerli programlar vardır ama Survivor artık başka bir yere evrilen bir durum. Survivor herkes gelebilir. Herkes gelebilir. Çünkü Survivor büyük bir markadır. Farklı bir soru var. Adem Aydın 71 demiş ki İhsan yine bu soruyu sen cevaplayacaksın. Tamam. Bu soruyu yanıtlarsanız helal olsun. <laughs> Kaptanlık olsun, duelle olsun, zayıf yarışmacıları yenen de aynı puanı alıyor. Güçlüleri yenen de aynı puanı alıyor. Puanlama sistemi yüzdesi fazla olanı yenmek daha fazla puan getirmesi gerekmez mi diye ilginç bir noktadan yaklaşmış. Yani şu anki aşamada Ama kurallar şu... belli. Şu an arkadaşımızın dediği gibi bir yapı olacak olsaydı ona göre yarışırdı insanlar. Kimse onlara öyle bir şey demedi. Yani şu an... İsteyen istediğini seçebilir veya o hakkı o takımı o kişiye verebilir. Dolayısıyla da o yarışın galibi neyse diğer yarışın galibi yani Bir bayrak yarışına çıkıyorlar diyelim birebir de. Bayrak yarışında en iyi iki yarışma çıkıyor. Kim kazanıyor kim kaybediyor o da galibiyet yüzesinden gidiyor. En hızlı gördüğün yarışmacı en yavaş yarışmacıyla yarışıyor ve galip geliyor. Oradaki pay da aynı şu an. Ve bu en başından bildirildi. Yani kurallar önceden konuldu ona göre hareket edildi. Yok kurallar konuldu da hani farklı bir öneriyle gelmiş sen nasıl yorumladın bu öneriyi diye merak ya ettim Ya güzel bu önerileri ben okuyorum bana da çok sık yazıyorlar. Özellikle istatistikle herhalde ilgilendiğim kafayı bozduğum için. Yani hepsi çok değerli. Yani keşke öyle bir şey olsa ama onu şu an şeyde bile yapmıyorsun. Ama ki bunu ya. hesaplamak da çok Daha, zor. Onu şu an sen futbolda bile yapmıyorsun ki Furkan. Şimdi futbolda da sen... Nispeten daha az puandaki takımı yenince sana daha az puan geliyor. Yukarıdaki öyle takımı mı? yenince daha çok puan mı geliyor? Sonuçta kurallar belli. Bu yarışmacılar hepsi all-star olarak oraya geldi. Aynen. Sonuçta hepsinin belli bir standartı var. O biraz çan Eresi gibi bir <laughs> sistemden bahsediliyor. <laughs> yani kolaydan az al, alsın, yok et. <laughs> Ama futbolda da öyle. Bugün Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş birbirleriyle oynadıkları zaman 3 puan. E diğer başka kimle oynarsa yine 3 puan kazanıyorlar. Bence all-star adının altında doğru bir sistem değil. Eğer all-star'sak herkes bir puan abi. Bu ben soruyu bana bakayım. Kemal sormuştu. O mu yazmış? Ben de saçmalama <laughs> demiştim. İnsan ne de güzel açıkladı. Siz de beğendiniz fikrini Kemal'cim. Orijinal de adam demiş ki sorun Murat Bey'e. Tura abinin Murat, e, Murat Bey'in Tur abiye karşı bir ön yargısı var mı demiş. Var. <laughs> ön yargım var. Çok iyi bir yarışmacı o. Ön yargım o. Oo, güzel ön yargısı, cevap. Size çok iyi bir yarışmacı olduğunu söyledi. E, sosyal sorumlu demiş ki All Star gibi sezona gelip neden beni seçiyorsun diye rakibe karşı sistem etmek çok mantıksız değil mi, Hanzade? Bence mantıksız <laughs> değil. Yani All Star'da olsa orada bir denge var. Ee, neden beni seçiyorsun? Yani Pınar özelinde konuşmuyorum. Tanıtımdan dolayı belki ondan bahsediyor olabilir. Ee, o konuda olay özelinde haksız buluyorum çünkü Nefise'nin bugüne kadar çok fazla seçim yaptığını görmedik. Onun dışında yani daha dengeli yarışmak ve kendine göre puan almak istiyor olabilir yarışmacılar. Dolayısıyla inanılmaz mantıksız bulmuyorum. Yani onu söylüyordum. All Star'da dahi olsa orada bir denge güç farkı var tabii ki. Yani bunu izlerken de görüyoruz zaten. İsmail demiş ki "Survivor'da da takımlar hiç değişmeseydi nasıl bir Survivor izlerdik?" E çok da fazla değişmedi zaten yani. Takımlar hani böyle bir karman çorman pozisyona gelmedi. Değişmeseydi nasıl? Nasıl bir Survivor izlerdik? değişmeseydi nasıl bir Survivor izlerdik? Benim üzerindeki şeyin renginden izlerdik. <laughs> Mavi izlemeye devam ederdik diyor. Haberin var mı demiş ki sizce Özgür'ün tanıtımda söylediği sözler doğru mu? Herkesin joyistiği Tur abi'nin elinde. Doğru mu sizce? Doğru yüzde yüz. Herkesin joyistiği Tur abi'nin elinde. Tabii canım benim bile bizim bile yani. O kadar. Tabii canım oradan bizi bile yönetiyor yani. Mesela. Herkesin değil ya. Yok e, de herkesin olsa ya. da Özgür bu oradaki yerine, Yani herkesin derken kendi takımındaki çoğu kişinin. <laughs> Zeynep ZLN demiş ki Nagihan Yunus Emre'nin performansını küçümsedi. %75'lik bir performans bizim erkeklere karşı dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nagihan kendi performansı dışındaki her şeyi eleştiriyor. Rahat rahat eleştiriyor. Hiç yani bugün de işte Murat abi'nin programı içerisinde söylediği gibi yani erkekleri eleştiriyor. Ondan sonra bugün Pınar'la bir oyun alanından bir şey gel. Şimdi çok bir şey söyleyeceğim mesela Turab ile Nagihan'ın veya Turab ile Merve'nin veya işte Özgür'le Merve'nin Özgür'le Nagihan olmaması gerektiği durumlar oluyor ya bazen çiftlerde. Homojen dağılmaları gerekiyor ya çünkü gerideler kazanmalar lazım. Biz buradan söylüyoruz da duymuyorlar eyvallah. Duyacakları şekilde ve en tepedeki adam söyledi ya Acun Bey. Acun Ilıcalı dedi ki ya siz acaba şöyle mi yapsanız? Şu eşleşmeleri acaba böyle mi yapsanız dedi. Pınar da zeki kadın. Pınar da konuyu şeyde açıyor bugün vardı. Konuyu e orada işte barakada açıyor. Ha ona da karşı çıkıyor. Hayır işte falan diyor. Ya hayır diyor. Bizim yaptığımız doğru. Ya yanlış. Çok yanlış, Yanlışa yanlışla devam ediyor. Kendi dediği hep doğru. Kendi dışındaki hiçbir performansı da beğenmiyor. Nagihan'ın bu konularda çok eksiği var. Her sene de böyle devam etti Nagihan. Hiç değiştirmedi bu üslubunu.